Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı BOYTAV Genel Kurulu yapıldı. Gümbet'te bir otelde gerçekleştirilen genel kurul divan heyetinin belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurula Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Bodrum Belediye Başkanı ve BOYTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, bazı belde belediye başkanları ve BOYTAV üyeleri katıldı. Genel kurulda konuşmaların öncesinde vakfın çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Genel kurulda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Biz fuarlara gitmeye başladığımızda arkamızdan sözler söylediler. Yine gezmeye gidiyorlar, yine yemeye içmeye gidiyorlar. Arkadaşlar, Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreterimizin ve sekreterimizin dışında bugüne kadar hiç kimsenin parasını ödememiştir. Herkes kendi cebinden özverisiyle gidiyorlar. Biz gerçekten Bodrum'u tanıtmaya gidiyoruz. 60 metrekare stand alıp bu kadar büyük rakamlar ödüyoruz. Arkadaşlar, karşınızdaki insana güven veremezseniz size hiç kimse güvenmez. Oraya gelen bir tur operatörü bunlar topyekün turizmin peşindeler diyorlar. Ben kendi turizmcime güven geliyor hem de karşımızdakine güven veriyoruz," dedi. Gerçekten demek ki mücadele edince, inanılınca ve bu mücadelenin de meyveleri alınmaya başlayınca bütün herkes Bodrum Tanıtım Vakfı'na üye olmak istiyor. Kurullarımızı onurlandırıyorlar. Biz mutluyuz yani. Şu anda BOYTAV'ın çalışması gerçekten Bodrum'a iyi yansıyor. BOYTAV olarak çalışmalara devam edeceğiz diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocadon, sözlerini şöyle sürdürdü. "Türkiye'nin ve dünyanın en huzurlu bölgesi Bodrum demekten gurur duyuyorum. Bunları nasıl yaptık? Sizlerle yaptık. Emniyet teşkilatımızla yapıyoruz, hükümetimizle yapıyoruz, devletimizin gücüyle yapıyoruz," ifadelerini kullandı. Turist sayısının bu kadar artmasının nedeninden bir tanesi de özellikle Bodrum Tanıtım Vakfı'nın son zamanlarda Avrupa'nın dışında diğer ülkelere de yönelmesi. Turizm konusundaki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'sa, "Yapmamız gereken daha birçok çalışma var. Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak gerek. Bodrum'u aylık 4 aylık turizm kenti olmaktan çıkarmamız lazım. Bunun için de alternatif turizm çeşitlerini Bodrum'a getirmemiz lazım," dedi. İnşallah bundan sonra da BOYTAV'ın, belediyelerimizin, turizmcilerimizin, otelcilerimizin, sektörümüzün çalışmaları sonucu Bodrum inşallah çok yüksek düzeylere çıkacak. Çok memnuniyetle ifade edeceğim, bir büyük kuruluşumuz, bir yatırımcımız şu anda Torba'da çok büyük bir 5 yıldızlı otel yapıyor. Bunun içerisinde termal turizmi olacak. Kongre turizmine müsait olacak şekilde 1500-2000 kişilik kongre merkezi olacak. Futbol takımlarının kamp yapacağı futbol sahaları olacak. İşte bu tür tesislerimizi inşallah çoğaltmamız lazım bizim. Bunları yaparsak eğer, sağlık turizmi çok önemli. Sağlık turizmini ileriye götürebilirsek Bodrum bu marka özelliğiyle, bu coğrafik güzelliğiyle, bu doğasıyla, iklimiyle gerçekten inşallah çok yükseklere çıkacaktır. Genel kurula katılanlar arasında yer alan Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, "Ekonominin genel kuralı vardır. Çok iyi bir mal üretirsiniz, çok iyi bir ürününüz vardır ama hiç kimsenin bundan haberi yoksa o ürünün ekonomik anlamda değeri olmaz. Bodrum'un başarıyı yakaladığına inanıyorum ve bunu daha ileri noktalara götüreceğine inanıyorum," dedi. Bütünsel anlamda yapılması lazım. Bunu birbirinin bütünüyle değerlendirmemiz lazım. Ben Bodrum'un başarıyı yakaladığına inanıyorum. Yapılan konuşmaların ardından okunan faaliyet ve denetim raporları oylanarak kabul edildi. Oylama yapılan bir diğer konuda BOYTAV'a yeni üye talepleri oldu. Yine oyluyoruz tabii. Bütçemizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler kabul edilmiştir. BOYTAV Genel Kurulu'nda BOYTAV'ın çalışmalarına katkıda bulunanlara plaket verildi. 2012 tahminin bütçesinde gelirlerin 272 bin Türk lira öngörüldüğü açıklandı.